Evet arkadaşlar, yeni bir video, hoş geldiniz. Bugün sizlere üzücü bir haber vereceğim. Evet arkadaşlar, 150 euro olan gümrük sınırı arkadaşlar 30 euroya düşürüldü. Bundan sonra alacağınız ürünler 30 euro altındaysa sıkıntı yok. Zaten 30 euro da 1100 TL civarına gelmekte. 30 euro yukarısındaysa ekstra %30 vergi, Amazon gibi sitelerden alışveriş yaptığınızda, AliExpress gibi uzak yerlerden alışveriş yaptığınızda ise %60 vergi koyacak devlet. Tabi bazen arkadaşlar Türkiye'de ürünlere bakıyoruz, aşırı pahalı. Biz de yurt dışından bakıyoruz, fiyatlar gayet normal fiyatlar, uygun fiyata geliyor. O yüzden yani gönül ister ki insanlar Türkiye'den alışveriş yapsınlar. Ama herkesin bütçesi ve para durumuna göre alışveriş yapıyor. O yüzden yurt dışından alışveriş yapan kesimler de mevcut arkadaşlar. Çünkü herkesin maddi durumu iyi olmuyor. Maalesef arkadaşlar 15 gün süre içerisinde bu yasa geçecek. 15 güne kadar arkadaşlar artık alışveriş yapabilirsiniz. Hani 10 günde mi gelir, 15 günü geçer mi bilemiyorum. Ben de şimdi Temu sitesine gireceğim arkadaşlar. Temu'yu da ben de yeni duydum. Yurt dışına göre, işte Türkiye içerisindeki ürünlere göre kıyaslama yapacak olursak hem ücretsiz kargo hem de fiyatlar gayet uyguna geliyor arkadaşlar. Tabi satın aldığınız ürüne göre değişiyor bu. Ben de akıllı saat alacağım. Evet arkadaşlar, saatimiz Huawei'nin yeni GT4 Pro'su. Tabi bu Huawei'nin replika saati, akıllı saat. Ama özellik olarak düşündüğümüz zaman orijinal Huawei'nin içerisinde bulunan bütün özellikler bu saatte de bulunuyor. Ben de bu saati sipariş vereceğim arkadaşlar. Şu an 1080 gibi bir fiyata geliyor. Tabi 30 Euro'nun altında. 30 Euro şu an hesapladığımız zaman, örnek veriyorum, 30 Euro kaç TL diyelim. Şu an 1101 TL, 30 Euro. Biz de 30 Euro barajını geçmemiş olacağız. Yani tabi buna ekleme yaparsak, ki bazen de mecburiyetten, evet, ihtiyaç olan ürünleri alabiliyoruz. O da 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro'yu bulabiliyor ve durumuna göre, para durumuna göre insanlar yani 200 Euro'luk, 1000 Euro'luk bile alışveriş yapabiliyorlar. Tabi ne kadar çok alışveriş yaparsanız da o kadar çok vergi ve kargo ücreti çıkaracak arkadaşlar. Devletimiz vergi çıkaracak. Bakalım bunun sonu nereye varacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi akıllı saatimizde birçok özellik mevcut arkadaşlar. NFC özelliği, Bluetooth özelliği, arama özelliği, wireless özelliği, AMOLED ekran, kablosuz arama, çoklu spor modu ve birçok özelliği mevcut arkadaşlar. Zaten üründe inceleyen Türk arkadaşlar da var. Daha doğrusu satın alıp yorum yazan Türk arkadaşlarımız da var. Ben de araştırma yaptım. Fiyat performans oranı yüksek saatlerden birini sipariş vereceğiz. Bir de şu saat var arkadaşlar. Şu saate de yeni bakıyorum. Bakalım hangisi güzelse onu sipariş geçeceğiz. Örnek ödeme ekranına geçelim. Tabi bu 1248 liraya geçiyor arkadaşlar. 1248 lira, daha doğrusu 30 euroyu geçiyor. Eğer 15 gün süreyi geçtikten sonra yasa geçerse ekstradan bir vergi alınır. Ama şu an eğer gümrükte takılırsa vergi alınır. Eğer gümrükten geçerse herhangi bir sorun yaşamayacağız. Ödeme sayfasına geçelim. Kaydolalım. Evet arkadaşlar, sipariş geçeceğiz. Şu an saatimiz 1080 liradan
indirime gelmiş gerçi 2 milyardan 1080 TL'ye düşmüş. Vergiyle beraber burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Müdürlüğü buradan bakarak yasa hakkında buradaki açıklamadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin tıklayalım. Bakın buradaki Ticaret Bakanlığı'nın yayınlanan genelgesine göre buradaki KDV oranları vesaire buradaki bilgileri okuyabilirsiniz. 648 lira vergi çıkıyor arkadaşlar. Tabii bu 15 gün sonra arkadaşlar %18'den %30'a çıkacak vergi. Buradaki vergi de işte 1 milyara kadar gelebilir arkadaşlar. Ürünümüz bize daha pahalıya gelecek. Eğer o zaman sipariş verseydik şu an için toplam 1729 TL para ödeyeceğiz. Siparişimizi alabiliriz. Tabi sipariş vermeden önce örnek olarak gösterdim. Ben de akıllı saat alacağım. Özellikle hangisi iyiyse fiyat performans oranı yüksek saatlerden birini seçeceğim arkadaşlar. Ürün geldikten sonra da YouTube kanalımda incelemesinde paylaşacağım arkadaşlar. Siz de ihtiyacınız olan ürünleri AliExpress, Temu tarzı sitelerden alışveriş yapabilirsiniz. Bütçenize göre arkadaşlar. Söylediğim gibi gönül isterdi ki Türkiye'den ürün alalım. Paramız yurt dışına gitmesin ama maalesef şu an aldığımız bir ürün yurt dışında uygunsa Türkiye'de arkadaşlar 3-4 katına geliyor. Bunu vergilerle beraber daha yüksek fiyata alabiliyorsunuz yani. Zaten Türkiye'nin maddi durumu belli, insanların alım gücü belli. Hani herkes iş adamı değil. Bütçesine, parasına göre ürünleri alıyor arkadaşlar. Gönül ister ki herkes ucuz fiyata, uygun fiyata güzel ürünleri satın alabilsin. Ama maalesef Türkiye şartlarında bu olmuyor arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak, neler değişecek? Gümrük vergisi, vergi yapılandırması değişecek mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.